Herkese merhabalar. İkinci dönem ikinci yazılı edebiyat programımıza başlıyoruz. Bugün üç adımda 10. sınıf edebiyattan çok güzel bir sonuç alacağız ve ardından da harika bir yaz saatine gireceğiz inşallah. Yazılar bitiyor, dinleniyoruz. Havalar da ısındı. 10'dan 11'e geçiyoruz. Sorumluluklarımız artıyor. Yavaştan üniversite sınav kokusu gelmeye başladı. Ama bizler hem sorumluluklarımızı yerine getireceğiz hem de güzel bir şekilde tatile dinleneceğiz, enerji olacağız. Peki bugün 3 adımda neler yapacağız? Birincisi arkadaşlar 10. sınıf edebiyatta bütün konularla alakalı Milletin Bakanlığı senaryolar paylaştı. Dedi ki Milletin Bakanlığı işte şundan şu sorulur, bundan bu sorulur dedi. Hatta da örnek sorular paylaştı. Yani bu parçada realizm akımının özelliklerinden ikisini parçana örnek vererek yazınız dedi. Direkt realizm akımını tanımlayınız. Realizm akımında romanlar nedir diye sormayacağım. Böyle soracağım demek istedi. Dolayısıyla bizler de bugün buna benzer soru örneklerinin olduğu ve bunlardan da faydalandığımız süper kazanımlara uygun, örnek senaryolara uygun sorular hazırladık arkadaşlar. Hatta burada öğrenci notlarımızdan sonra bunlarla alakalı soru örneklerimize gelecek. Her birinde sizlere çok güzel bir şekilde konuları göstereceğiz. Aynı zamanda bakın hatta şöyle göstereyim. Direkt bilgi dayalı sorularımız da var. Açık uçlu sorularımız da var. Bayağı bir soru var. Bayağı uzun sürecek gibi duruyor ama merak etmeyin. Hızlı gideceğiz, dikkatli gideceğiz, detaylı gideceğiz. Map örnek yazılı sorularını benzerlerini de çözeceğiz. Ve inşallah sınavımızdan da en yüksek notları alacağız. Birinci adımımız bu. Yani map örnek sorularına uygun bir şekilde yazılı provamızı izliyoruz. Tabii ikinci adımda mutlaka sizler yanınızda yazılı notlarınızı bulundurmanız lazım. Çünkü burada anlatacağımız bilgilerin her birini tık 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 yazmakla uğraşabilirsiniz, uğraşamayabilirsiniz. Yetişebilirsiniz, yetişemeyebilirsiniz. Ama yazılı notlarımızda hem ikinci dönem ikinci yazılı hem de ikinci dönem birinci yazılı hem edebiyat hem de bütün dersler var biliyorsunuz. Buradan güzel güzel altını çizerek ilerlersiniz ve edebiyat notlarımız da gerçekten efsane. Tek tek tane tane yazdık hazırladık. Buradaki notlarla en yüksek notları almanız çok kolay arkadaşlar. Bunu söylüyoruz. Üçüncü ve son adımda ise bütün bunlar bittikten sonra yazılı denemelerinde sayfalar veriyorum arkadaşlar. Size hemen o sayfaları da açalım şöyle. İkinci dönem ikinci yazılı provalarımızın olduğu sayfa. 67 68 69 70 71 72 73 74'teki soruları çözmenizi isteyeceğim. Bu soruları çözerken bilemeyebilirsiniz. Yanlış yapabilirsiniz. Cevap anahtarına bakarak ya da karikodu okutup çözümlerini buraya yazmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü edebiyatta yazdıklarınızdan sorumlu oluyorsunuz. Yazmadıklarınızdan puanınız kırılıyor. Mesela aşağıda verilen mesela bu bilgi sorusuymuş da mesela şuna bakalım. Ha demiş ki oluşan bir anı metni yazınız diyor. Veyahut da söz edilen yazar kimdir diyor. Veya yazılış amacını bir cümleyle yazınız diyor. Soruları parçaya göre cevaplayınız. Mehmet Rauf'un hangi roman hakkında bilgi verilmektedir? Anlatım biçimleri ve düşünce gelişimleri olan yazınız diyor ya. Sen bunu biliyorsan tak yaz. Bilmiyorsan cevap anahtarından buraya bu bilgiyi yazmak bile senin sınava çalışman açısından çok çok önemli diyoruz. Bu üçüncü adımda tamamladıktan sonra zaten inşallah harika bir şekilde yazılımdan çıkacağız. Hızlı bir şekilde başlayalım. Bugünkü e, yazılı konularımızda roman var, Tiyatro var, anı hatıra, haber metni ve dil bilgisayarına dayalı konularda da yazım, noktalama ve cümle çeşitleri var. Cümle çeşitleri zaten dünyanın en kolay konusu. Hatta bu kolayla başlayalım ki biraz moralimiz düzelsin. Burada yüklemin türüne göre cümlelerde yüklem fiil ise fiil cümlesi oluyor, yüklem isim ise isim cümlesi oluyor. Bu kadar basit. Yüklemin yerine göre cümlelerde yüklem sondaysa kurallı oluyor, yüklem sonda değil de ortada da baştaysa devrik cümle oluyor. Anlamına göre cümlelerde anlam olumluysa olumlu, anlam olumsuzsa olumsuz. Soru anlam varsa soru cümlesi, ünlem anlam varsa ünlem cümlesi oluyor. Bu kadar basit. Hocam çok hızlı anlatıyorsunuz. Hiç endişelenmenize gerek yok. Birazdan zaten soruyu göster, direkt soruyu göstereyim size. Çok kolay oldu. Şimdi bak hemen burada. Demiş ki yüklemin yerine göre, yüklemin türüne göre, anlamına göre, yapısına göre demiş. Şimdi yüklemin türüne göre neydi? Ya isim cümlesi oluyordu, yüklemi fiil değilse, ya da fiil cümlesi oluyordu, yüklemi fiilse. Hemen soruyorum şimdi size. Siyahlarla yüklemin türüne bakalım. Türü. Şirket toplantısı bugün yapılacakmış. Bu cümlenin yüklemi yapılacakmış. Yapılacakmış fiil kardeşim bu belli yani. Yapılacakmış yapılmayacakmış diyebiliriz. O zaman bu yüklemin türüne göre fiil cümlesidir diye artist bir şekilde yazıyorum ben gördüğünüz gibi. Şuna bakalım. Bu kitaplardan birini alabilirsin sen de demiş. Şimdi bunu yüklemin de mi? Hayır. Sen mi? Hayır. Bununun yüklemi alabilirsin. Niye? Biraz yüklemi sona koymamış. Bu kitaplardan birini sen de alabilirsin demek istemiş. Alabilirsin fiil olduğu için buna da yine fiil cümlesi diyoruz. Bitti gitti gördüğün gibi. Devam ediyoruz. Karşımda gülüp duran çocuk kim diyor. Ha. Karşımda gülüp duran çocuk kimdir demek istiyor. Burada yüklem kim olduğu için, kimde fiil olmadığı için bu arkadaşlar isim cümlesi oluyor. Bu kadar basit. Devam ediyorum. Burada bekleyin hemen geleceğim. Bekleyin de fiil, geleceğim de fiil. E o zaman bu da yine fiil cümlesi oluyor. Hocam fiil olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Ya kardeşim birincisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Biliyorum beklemek fiil, gelmek fiil. İkincisi de mame ile olumsuz yapabiliyorum. Bak yapılacakmış yapılmayacakmış. Alabilirsin almayabilirsin. Bekleyin beklemeyin. Geleceğim gelmeyeceğim diyebiliyorsun. Ama kime olumsuz gibi getiremiyorum. Asla korkmuyorum risk almaktan. Şimdi bu cümlenin yüklemi almaktan mı? Hayır. Risk almaktan asla korkmuyorum diyor. Korkmuyorum fiil olduğu için korkuyorum korkmuyorum diyebildiğimizden bu da yine fiil cümlesi oluyor. Bu kadar basit. Dolayısıyla gördüğünüz gibi yüklem ise fiil isim ise isim cümlesi olduğunu bileceğiz. Peki yüklemin yerine göre cümleler daha da basit. Yüklemin yerine göre cümleleri de kırmızıyla göstermek istiyorum. Yüklem sonda ise kurallı cümledir. O zaman buraya kurallı yazıyorum. Yüklem sonda mı? Hayır. Ortalarda bir yerde. O zaman buna devrik cümle yazıyorum. Yüklem sonda mı? Sonda. O zaman kurallı yazıyorum. Yüklem sonda mı? Evet. Bu cümlenin de, bu cümlenin de yani burada birden fazla yüklem var. Her seferinde yüklemler sonda. O zaman buna da yine kurallı cümle diyorum. Burada asla korkmuyorum risk almaktan demiş. E, yüklem korkmuyorum. Sonda mı? Hayır. Ortalarda bir yerde. O zaman buna da devrik cümle diyoruz. Zaten yüklemi yerine göre 3 tane seçenek var. Ya kurallı oluyor arkadaşlar, yüklem sonda. Ya devrik oluyor. Yüklem ortada ya da başta. Bir de eksiltili cümle var. Yani yüklemi yok. Yüklemi yok cümlenin. Acı acıyı susancı. E, yüklemi yok. 3 nokta gelen cümleler. Şimdi bunu bitirdik. Geldik anlamına göre cümleler. Anlamına göre cümlelerde yeşili kullanacağız. Olumlu cümle var, olumsuz cümle var, soru cümlesi var, ünlem cümlesi var. Çok basit yani, çok basit. Bak şimdi. Şirket toplantısı bugün yapılacakmış. Yapılacakmış. tam Olumlu cümle. O zaman buraya olumlu yazıyorum. Bitti gitti. Bu kadar basit. Bu kitaplardan birini alabilirsin sen de. Alabilirsin. Olumlu. Bu kadar basit. Alabilirsin. Olumlu. Karşımda gülüp duran çocuk kim? E soru soruyor. O zaman soru cümlesi. Bu kadar basit. Burada bekleyin hemen geleceğim. Bekleyin geleceğim diyor. Tamam. Bunlar da yine olumlu. Asla korkmuyorum risk almaktan. E korkmuyorum diyor. Mame var. O zaman bu da olumsuz soru cümlesi. Şey olumsuz cümle diyoruz bitiyor. Burada şu önemli bazen artistlik olsun diye birazcık şekil yapmak için şöyle şeyler yapabiliyorlar. Mesela diyelim ki seni seviyorum dediğimizde bu olumlu bunu herkes biliyor. Seni sevmiyorum dediğimizde bu olumsuz bunu herkes biliyor. Seni sevmiyor değilim dediğinde seni sevmiyor değilim dediğinde bu esasında toplamda seviyorum anlamına geldiği için bu da olumlu oluyor bak. Bu olumlu, bu olumsuz, bu da olumlu. Niye? Hani matematik var ya 2 eksi bir artı ediyor. Onun gibi. Sevmiyor değilim. Yani seviyorum. Bu yalnız biçimce olumsuz olmuş oluyor. Niye? Çünkü içerisinde mame eki ve değil var. Bu kadar basit. Anlaştık mı? Mesela insan annesini hiç üzer mi? Dediğimizde şimdi bu cümle insan annesini üzmez dediğimiz için olumsuz bir cümle. Fakat üzer mi diye soru sormuş. Yani bir sözde soru cümlesi diyeceksiniz. Yani burada esasında sözde bir soru var ama anlamı olumsuz. İnsan annesini üzmez diyor. Seni sevmiyor değilim. Değilim meyilim diyor ama anlamı olumlu. Seviyorum demek istiyor. Yani sonucunda anlamına bakmanız gerekiyor. Şimdi geldik yapısına göre cümlelere. Bunu da söyleyelim ve bu konuyu aradan fışt diye çıkarmış olalım. Yapısına göre cümlelerde de mavi renk kalem kullanmak istiyorum. Neden? Çünkü yapısına göre cümlelerde şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi bu sayfayı kullandık. Başka bir baş sayfa kullanalım. Şunu alalım. Merak etmeyin sayfalarımız geri dönüşüme gidiyor. Hiçbir zaman kağıt israfı yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi yapısına göre cümlelerde ise dört tane yapımız var. Birincisi arkadaşlar şöyle bir cümle var ve yüklem varsa biz buna basit cümle diyoruz. Bak basit cümle. Hemen buraya yazıyorum. Basit cümle. Mesela Emre sınıfa geldi diyorsun. Burada yüklem var ve fiilimsi yok. İkincisi birleşik cümle var arkadaşlar. Birleşik cümle burada artık yüklem var ama bir de fiilimsi veyahut da yan cümle oluyor. Mesela Emre sınıfa geldi demiştik ya. Emre sınıfa koşarak geldi diyorsun. Ve koşarak kelimesi bir fiilimsi olduğu için bu girişik birleşik cümle oluyor. Ee, bazen koşarsa diyorsun ssa olduğu için şartlı birleşik oluyor. Bazen cümlenin içine bir cümle konuluyor. O zaman iç içe girişik birleşik cümle oluyor. Fark etmez. Burada kesin olan bir şey varsa bir yüklem var bir de fiilimsi. veya da şöyle yan cümle yazmamız daha sağlıklı olur. Anlaştık mı? Birleşik cümle. İkincisi arkadaşlar şöyle çiziyorum çizgiyle. Sıralı cümle var. Sıralı cümlede ise iki tane yüklem var. Yani bir yüklem var virgül sonra bir yüklem daha var. İki tane en az bazen 3 4 5 de olabilir. Mesela şöyle Emre sınıfa geldi diyorsun bu birinci yüklem virgül sırasına geçti. Bak Emre sınıfa geldi sırasına geçti. Bu birinci yüklem, bu ikinci yüklem. Bu Biz buna sıralı cümle diyoruz. Niye? Çünkü iki tane yüklem var. Ha burada aynı zamanda bağımlı sıralı. Niye? Emre geldi, Emre geçti. Burada öznesi ortak bağımlı sıralı bir cümle olmuş oluyor. Ama deseydi Emre sınıfa geldi, işte Ahmet sınıftan çıktı deseydi o zaman bağımsız sıralı olur. Tamamen hiçbir özne ortaklığı, ortaklığı yoktu. Bir de arkadaşlar bağlı cümle var. Bağlı cümle en kolayı ama en kolay da yanlış yapılanı. Bağlı cümlede de en az iki yüklem var, tamam. Ama arada bağlaş var. Ve ama fakat gibi bağlaşlar var. Burada da yine Emre sınıfa geldi diyorsun, tamam, birinci yüklem. Şunu yazdık. Sonra sırasına geçti diyorsun, İkinci yüklem, tamam. Bundan farkı ne hocam? Buraya virgül yerine ve diye bağlaş koyuyorsun. Bu kadar basit. Şimdi, o zaman buraya geldiğimizde neler var demek ki? Basit cümlemiz var. Birleşik cümlemiz var. Sıralı cümlemiz var iki yüklemden oluşan. Bir de bağlı cümlemiz var. İki yüklem ve bir bağlaştan oluşan. Başlıyorum şimdi. Şirket toplantısı bugün yapılacakmış. Yüklemimiz var. Eyvallah. Fiilimsi var mı? Yok. İkinci bir yüklem var mı? Yok. O zaman biz buna basit cümle diyoruz. Bu kadar basit. Bu kitaplardan birini alabilirsin sen de. Şimdi alabilirsin yüklemimiz var. İkinci bir yüklem var mı? Yok. Fiilimiz var mı? Yok. O zaman bu da basit cümle oluyor arkadaşlar. Bu zaten cümle türleri Türkçenin en kolay konusu ve aynı zamanda bu üniversite sınavında çıkıyor. O yüzden dikkat edin. Karşımda gülüp duran çocuk kim? Şimdi kim diye yüklemimiz var. Yüklemden başka fiilimsler de var. Bak, gülüp gülmeyip duran durmayan. Üp diye bir zarf fiil var. An diye bir sıfat fiil var. O zaman bu da tabii ki birleşik cümle olmuş oluyor. Niye? Birleşik cümle oluyor. Hatta buna girişik birleşik de diyebilirsiniz. Niye? Çünkü fiilimsiler var. Tamam. Yani yan cümleler var. Burada bekleyin, hemen geleceğim. Bekleyin birinci yüklem, geleceğim ikinci yüklem. E, e, o zaman burada iki tane yüklem var. İki tane yüklem varsa da sıralı cümle diyebiliriz buna. Siz bekleyin diyor, ben geleceğim diyor. Dolayısıyla bu bağımsız sıralı. Ama onu hocanız işlemediyse sorma. Sadece sıralı bilin yeterli. Asla korkmuyorum risk almaktan. Korkmuyorum yüklem. Başka bir yüklem var mı yok? Fiilimsi var mı? Var. Almaktan, almamaktan diyebiliyoruz. Bu makmek'e almış bir isim fiil. O zaman bu da yine birleşik bir cümle oluyor. Hatta fiilimsiyle oluştuğu için yan cümlesi girişik birleşik diyoruz. Bu konu gördüğünüz gibi bu kadar basit arkadaşlar. Hızlı bir giriş yaptık. Cümle türlerini göstermiş olduk. Ve ardından da yine yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi gelin isterseniz edebiyat sorularına bakalım ki biraz soru kaçırmadan güzel bir şekilde ilerleyelim. Şimdi karagöz oyunundan alınmış bu parçanın hareketle Oyunun baş kişileri Karagöz ve Hacivat'ın belirgin özellikler hakkında bilgileriniz diyor. Yani Karagöz konusunda işlemiş olacağız şimdi. Dikkatli dinleyin. Hacivat diyor ki... Vay Servi Bülendim. Bu kadar takdire neden müstahak olduk? iki gözüm. Karagöz cevap veriyor. Neden olacak? Adeta iddetim harekat sekenata başladı. Niyetim darabe babına müracaat etmek. Hacivat... Ah birader sen artık rezalet ayyuka çıkarıyorsun. Karagöz... Ulan döverim. Zerdal'i tabaktan kim çıkarıyor diye yanlış anlıyor. Zaten... Kara gözdeki en önemli özellik budur. Yanlış anlar ve şive takdir yapar. Şimdi bu diyaloglarda görüleceği üzere Hacivat bilmiş biriyken Kara göz cahil biri. Yanlış anlıyor. Hacivat'ın genellikle üst zümreden konuşmalarını Kara göz yanlış anlayacak ve oyun bu güldüre ögesi üzerine devam edecek. Temeli bu. Şimdi o zaman ne diyelim? Bu parçadan hareketle dediği için normalde bize başka bilgiler de verebiliriz ama bu parçadan hareketle şunu diyebiliriz. Hacivat bilmiş virgül aydın kişidir. Bak biliyor ki kelimeler çok ağır seçilmiş. Karagöz cahil biridir. Anlamıyor. Cahil biridir. Yanlış anlar. Yanlış anlar. Bak burada ne dedi? Sen artık rezalet ayuka çıkarıyorsun dedi. Bu da zerdali tabaktan kim çıkarıyor dedi. Bak. Karagöz cahil biridir. Yanlış anlar. Şimdi Hacivat Üstümre'den konuşuyor. Aydın konuşuyor. Karagöz de bunu anlayamıyor cahil olduğu için. Oyun bu güldürü ögesi ile beslenir diyebilirsiniz. Yani yanlış anlaşılmalar üzerine gidiyor. Hatta arkadaşlar size bir kopya da vereyim aklınıza kalması için. Edebiyatımızda şöyle bir şey var bakın. Karagöz var. Şöyle yazıyorum. Karagöz ve Hacivat var. Hacıvat akıllı, Karagöz saf. Ama oyunun adı Karagöz. Çünkü herkes Karagöz'ü seviyor. Devam ediyorum. Kavuklu ve Pişekar. Oyunun adı orta oyunu. Pişekar akıllı Hacıvat gibi, kavuklu saf. Kemal Sunal var, Şener Şen var. Şener Şen akıllıdır genelde filmlerde, Kemal Sunal saftır. İzlediyseniz bilirsiniz. Burada şunu bilmeniz lazım. Bu güldürü ögesi bizim toplumumuzun kültürünün temeline kadar inmiştir. Yani Hacivat bir şey söyler akıllı olarak Karagöz bunu yanlış anlar. Pişeker bir şey söyler Kavuklu bunu yanlış anlar. Şener Şen bir şey söyler Kemal Sunal yanlış anlar mallık yapar dangozluk yapar. Bak dangozluk deyince aklınıza ne geldi? Tonguç. Tonguç'ta da hoca vardır bir de Tonguç vardır. Orada da hocanın söylediği bilimsel bilgileri Tonguç yanlış anlar. Yani biz de esasında kültürel kültürümüzden edebiyatımızdan beslendik bu Tonguç'ta. O yüzden arkadaşlar şunu bilmeniz lazım. Böyle bir metin verirse diyeceksiniz ki Kavuklu der, pişeker der. kara der, hacivat der. Fark etmez. Hacivat bilmiş aydın kişidir. Üst zümredendir diyebilirsiniz. Yani kelimeleri siz seçersiniz. Üst zümreden konuşur. Yani böyle ağır kelimeler seçer. Karagöz cahil Yanlış anlar. Kelimeleri yanlış an. Oyunda bu güldürü ögesi üzerine gidiyor. Şeklinde cevaplayabilirsiniz. Burada hacivatın yerine... E, pişeker koyabilirsiniz. Karagöz'ün yerine kavuklu koyabilirsiniz. Hiç uzan değişmez. Bir romandan alınmış bu parçada görüleceği üzere yazar. Olayın akışını keserek kendi düşüncelerine yer vermiş. Bu roman yazımında bir kusur olarak değerlendirilmiştir. Buna göre bu parçanın alındığı roman Türk Edebiyatı'nın hangi dönemine aittir? Hangi döneminde yazılmıştır diye bir soru gelecek diyor. Bakalım. Kadın adı Mehpeker'di. Terbiye ve ahlak bakımından Ali Bey'in tam ben zıttıydı. Alçak ve namussuz bir halde yetişmiş. Daha 14-15 yaşına gelmeden rezaletin her çeşidini öğrenmiş. Kendini bu yolda yetiştirenleri fersa fersa geride bırakmıştı. 15'ini bitirdiği zaman artık profesyonel bir aşüfteydi. Biraz okuyup yazma öğrendiği ve hemen bütün vakitlerini İstanbul'un tanınmış aşüfteleriyle geçirdiği için şeytani zekası çok gelişmişti. Bir romandan alınmış bu parçada diğeri gidiyor. Şimdi ne yaptı? Burada Namık Kemal'in İntibah yani uyanış romanını alınmış bir bölüm bu. Ali Bey baba parasını batıracak, bitirecek, kötü kadınlara gidecek, mahvolacak, gidecek ve uyanacak sonra. Aa diyecek ben yanlış yaptım, Dila Şup'u sevmeli diyecek. Burada bizim anlamamız gereken şey şu. Söz konusu romanlar Türk Edebiyatı'nın birinci tanzimat edebiyatı döneminde yazılıyor. Birinci tanzimat edebiyatı döneminde sanatçılar olayın akışını keserek okuyucuya bilgi verirler ve bu dönemde sanatçılar romanları teknik yönden kusurlu yazmış olurlar. Niye? Şöyle düşünün. Bir dizi var, dizi izliyorsun. O sırada oyuncular duruyor. Öyle değil mi sevgili izleyiciler? Bizler de günlük hayatımızda böyle sorunlar... Ne diyorsun ya? Bir dakika diziyi niye durdurdun bir anda dersin. İşte bu şekilde yazarın olayın akışını keserek okuyucuya bilgi verdiği tarzdaki romanlar... ...teknik yönden kusurludur. Bunlar daha çok birinci dönem Tanzimat İdibatı'na olur. Bunun en güzel örnekleri Namık Kemal'in romanlarında vardır... Ahmet Mithat Efendi'nin romanlarında da vardı. Mesela Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ve Rakım Efendi romanında Felatun Bey tukakadır, Rakım Efendi iyidir. Felatun Bey babasından gelen parayı batırır, Rakım Efendi tırnağıyla çalışıp bir yerlere gelir. Ve romanın içinde sürekli olarak okuyucuya Ahmet Mithat Efendi seslenir. Ey okuyucu der. Bak der. ...Felahatun Bey gibi olmayın. Rakım Efendi gibi olun der. E sen de ne oldu yani? İyiler kazanıyor, kötüler kaybediyor. Beni niye bilgi akışı kesiyor diye uyuz olursun böyle. Bu ne dersin? Ama Tanzimat birinci dönemden sonraki ikinci dönemde artık realist romanlar, gerçek romanlar gelmiştir. Hatta Sertifünün döneminde artık romanlarımızda olayın akışını kesmeyi bırak. Yazar kişilerini tamamen gizler ve mutlu son da olmaz. Mesela hepinizin defalarca okuduğu veya defalarca izlediği Aşkı Memnu romanında Mutsuz son vardır. Ne oldu? Bihter ne oldu? İntihar etti. Behlül kaçtı. Adnan Bey perişan. Nihal perişan. Bak mutsuz son var. Yani iyiler kazandı, kötüler kaybettiği bir şey yok. Tam bir hayatın gerçeği, realizm vardır. Ama Tanzimat birinci dönem romanlarında romantizm vardır. Ve yazar duygularını esere katarak olayın akışını keser, bilgiler verir. Hatta realizmin başlangıcında Gustav Flaubert, Madame Bovary adlı romanında romanın kahramanı Emma Bovary'e romantik romanlar okuturur ve Emma Bovary der ki bu ne ya iyiler kazanıyor kötüler kaybediyor bu ne ya falan der atar yani. İşte sizler mesela bir film izlersiniz ya filmin daha başından beridir ya yani oğlan yakışıklı kız güzel bunlar evlenecek. Bu, bu romantik bir film yani romantik derken aşktan bahsetmiyorum. İyilerin kazandığı kötülerin kaybettiği mutlu sonla biten e bu belli zaten. Tamam bu, bunu bilirsin ve izlerken artık ne olacağını bilerek izlersin. Ama realist romanlarda, naturalist romanlarda Mutlu son olacak diye bir şey yoktur. Çünkü hayatın gerçeğinde mutlu son olmayabilir arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi o zaman bu soruyu da yapmış olduk. Bunu zaten yardı geçtik. Bu soruyu çok güzel bir şekilde bitirdik. Artık biliyorsunuz bu konuyu. Geldik ee, noktalama şartları sorusuna. Diyor ki... Bu parça numaralanmış yerlerden hangisinin ötekilerden farklı bir noktalama şartı getirilmesi gerektiğini belirtiniz demiş. Bakalım. Araba kullanırken herkes gibi benim de en sık yaptığım şey radyo dinlemektir. Buraya virgül gelecek tabii ki. Ama mümkünse sunucusu olmayan... Kesintisiz şarkılar çalan radyoları tercih ediyorum. Buraya da virgül gelecek. Çünkü toplasanız 200 kelimeyle ancak konuşulabilen ama kendini dil cambazı zanneden radyo sunucularına tahammülüm yok. Mesleği konuşmak olan virgül dilimizi bütün incelikleriyle bilip kullanması gereken radyocuların bile dil fukarası yani fakir olduklarını görmek moralimi fazlasıyla bozuyor. Bu programlara telefonla bağlanıp hayranlıklarını virgül beğeni ve sevgilerini ballandırarak dile getiren dinleyiciler karşısında ise çılgına dönüyor. Radyo ile olan bağımı koparmak istiyorum. Şimdi buraya da virgül gelecek gibi duruyor ama değil. Buraya noktalı virgül gelecek. Neden? Çünkü içerisinde virgül bulunan sıralı cümleleri ayırırken araya noktalı virgül gelir. Yani burada doğru cevap buralara virgül buraya noktalı virgül gelecek. Hani matematikte vardır ya şöyle 2 artı 2 yazarsın sonra artı 3 artı 3 yazarsın. Buraya ayraç koyarsın. Yay ayraç. Ama daha sonra daha büyük ayırmak için köşeli ayraç koyarsın. Köşeli ayraç nedir? Yani senin gücün yetmez kardeşim. Ben Burada köşeli araç koyuyorum. Çünkü artık başka bir şeye geldik der yani. İşte bunun gibi arkadaşlar Türkçenin de içerisinde virgüllerin gücünün yetmediği yerde noktalı virgül koyarsın. İşte pazardan elma, armut, limon, noktalı virgül, domates, patlıcan, biber aldım dersin. Yani meyvelerin arasına virgül koyarsın. Sebzelerin arasına virgül koyarsın. Ama meyve ve sebzelerin arasına noktalı virgül koyarsınız arkadaşlar. Şimdi geldik yazım yanlışlığı sorusuna. Günümüzde çok sayıda bilim insanının yetişmiyor olmasını azalan merak duygusuna bağlıyorum. Bilim insanının, yanlış, bilim insanı ayrı yazılır. Bilim insanının diye yazılacaktı. Bu bir. Şöyle üzerine çizgi çekelim. Yetişmiyor olmasını azalan merak duygusuna bağlıyorum. Akademi dünyası demiş. Dünyanın D'si büyük olmasına gerek yoktu. Dünyasında olacaktı şöyle. Dünya coğrafi terim olduğu zaman büyük yazılır. Doçent... Profesör unvanını hak etmiş bazı insanların bile unvan diye eskiden yazılıyordu. Artık unvan olacak. Bunu da hemen şöyle çiziyorum. Unvanını hak etmekte ayrı yazılıyor arkadaşlar. Onu da şöyle doğrusunu yazalım. Çünkü ses olayı yoksa yardımcı eylemle oluşan fiiller de ayrı yazılıyor. Hatta şöyle göstereyim. Mesela fark etti ayrı yazılır. Terk etti ayrı yazılır. Hak etti ayrı yazılır. Arz etti ayrı yazılır. Ama zannetti, hissetti, affetti bunlar bir yazılır bak fark etti ayrı yazılıyor. Niye ses olayı yok? Terk etti ayrı. Hak etti ayrı. Arz etti ayrı. Ama zannetti dediğimizde ya da hissetti dediğimizde ya da affetti dediğimizde bilmem hissediyor musunuz? Zannetti diyorsun. Hissetti, affetti diyorsun. O yüzden bunlar bitişik yazılır arkadaşlar. Başka var mı? Bazı insanların bile merak duygusundan uzak olduğunu üzülerek görebiliyorum demiş. Görebilmek yeterli bileşik fiildir. Yapabilir, edebilir, gidebilir. Bunlar da bitişik yazılır. O yüzden bu da göre biliyorum şeklinde yazılmalıydı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Siz olsaydınız bu şekilde son bulan bir romanı nasıl bir kurguyla sonlandırdınız? Belirtiniz diyor. Niye böyle sorular soruyorsunuz hocam? Çünkü Milliyetin Bakanlığı'nın örnek sorularında bu tarz senaryolar verilmiş. Bizler de buna uygun sorulara kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Şimdi Romanında maden ocağı işçisi Ali ile köyün en güzel kızlarından biri olan Hasret arasındaki aşkı işleyen yazar... ...Hasret'in zalim babası yüzünden bu iki aşkın bir türlü kavuşamamasını işli bir şekilde anlatıyor. Gel zaman git zaman Ali ile Hasret buluşup kaçmaya ve başka bir şehre yerleşmeye karar veriyorlar. Tam köyün tren istasyonuna ulaşacakları gün Hasret'in babasının bu plandan haberi oluyor. Rüstem Ağa, yüzü bile zor görünecek bu ilk kıyafet tercih eden Hasret'in kıyafetini... ...konağın hizmetkarlarından biri olan Ayşe kıza giydiriyor ve onu tren istasyonuna Ali'nin yanına gönderiyor... Ali bin türlü korku ve endişe içinde üstelik o kapalı elbise içinde yüzü bile görünmeyen bu kızın hasret olmadığını ancak tren hareket ettikten birkaç istasyon sonra anlıyor ve roman bu şekilde son buluyor diyor. Şimdi bak bu şekilde son bilen bir romanı nasıl bir kurguya sonlandırdın? Bu tamamen arkadaşlar böyle bir soru geldiği zaman sizin yani her öğrencinin kendi öznel yaklaşımıyla kendi hayal dürtüsüyle yazabileceği bir şey. Burada sizden istediğimiz şey şu böyle bir soruyu neden paylaştık? Sakın sakın arkadaşlar yanlış yaparım, eksik yazarım, tam puan alamam endişesiyle herhangi bir şey üretmekten çekinmeyin. Milletin Bakanlığı'nın yeni müfredatında öğrencilere özgüven aşılamak, öğrencilerin de yazabildiğini görmek için öğrencilere tam puan verilmesini söylüyor zaten. Yani burada ne yazsanız tamam. Mesela sonrasında tren patlar. Tamam puan. Niye? Çünkü ben bir şey ürettim. Benim zihnimden bu geldi. Özel olarak ben bunu değerlendirdim. Yeter ki yazım kurallarına uygun... Türkçe dil bilgisine uygun ve en önemlisi Türkçe kelimeler kullanarak yazın. E tabi güzel bir şeyler yaratmışsınızdır, üretmişsinizdir ayrı mesele. Ama burada önemli olan şey sakın sakın ya böyle mi biter roman diye çekinmeyin arkadaşlar. Özgüvenli olun, çekingen olmayın. Geldik başka bir soruya. Aşağıda verilen eserlerin yazarını ve Türk Edebiyatı'nın hangi dönemine ait olduğunu belirtiniz demiş. Araba sevdası arkadaşlar Tanzimat ikinci döneme ait bir romandır. Tanzimat Edebiyatı diyorum. Tanzimat Edebiyatı. Burada arkadaşlar edebiyatımızdaki ilk realist romandır. Ve yazarı da, pardon yazarına tanzimat edebiyatı yazık Yazarına da şöyle yapalım biz. Nasıl yapalım? Buraya dönem yazalım artık. Dönem. Buraya da e, yazar diyelim. Yapacak bir şey yok. Yazarı da tabii ki Recaizade Mahmut Ekrem'dir arkadaşlar. Birhuz Bey diye bir adam vardır burada. Birhuz Bey e, araba sevdasına düşmüştür. Ne demek bu? Yani yanlış batılaşmıştır. Şimdi bizde de öyle ya. Batı deyince aklımıza ne geliyor? Alman arabaları, Porsche falan filan. Ne diyorsun ya? Batı bu değil. Batının ilimi var, fenli var, ahlaki veya ahlaksızlığı var. Bunları bilip, bunları yorumlayıp buna göre hayatımıza şekillendirmek gerekirken... ...Batı dediğin zaman hemen araba falan filan. İşte eskiden de böyleymiş. Eskiden de bir Rüz Bey diye bir adam var. Gönlünü periveş diye bir kötü kadına kaptırıyor. Hayatı perişan oluyor. Babasından kalan parayı batırıyor. Ve araba sevdasına gidiyor. May ve siyah baktığımızda ise... Bu dönemi Servet-i Fünun'dur arkadaşlar. Servet-i Fünun'dur. Servet-i Fünun döneminde yazılan bu eser e, Halit Ziya Uşaklıgil tarafından yazılmıştır. Halit Ziya Uşaklıgil. Arkadaşlar bu roman da çok değerli bir roman. Burada da Ahmet Cemil karakteri vardır. Ahmet Cemil mavi hayallerle İstanbul'a gelir. Amacı bir kitap çıkarmaktır. Ve ardından da e, sevdiği arkadaşının kız kardeşiyle eğlenmek ister. Fakat bu gerçekçi bir romandır arkadaşlar. Batıl anlamdaki ilk romanlardan biridir edebiyatımızda. Mavi ve gecede geldiği İstanbul'dan simsiyah kapkaranlık bir gecede döner. Çünkü arkadaşı kız kardeşini başkasıyla evlendirmiştir. Kitabını basmaya karar vermemişlerdir ve kitap basılmamıştır. Tüm hayalleri suya düşmüş bir şekilde geri döner. Zaten Mavi Siyan karakteri olan Ahmet Cemil Sertifünün sanatçısını temsil eder. Sertürün sanatçıları da içine kapanık, bireyci, karamsar, dönemin koşulları nedeniyle böyle mutsuzlardır. Bunu yansıtır yani. Gelelim kiralık konağa. Kiralık konağın dönemi arkadaşlar milli edebiyat döneminde yazılmıştır. Milli edebiyat döneminde panoramik yazarların en büyüğü olan tabi panoramik derken dönemin her birini tek tek yansıtan yani tanzimat, tanzimat sonrası, meşrutiyet, meşrutiyet sonrası, birinci Dünya savaşı, öncesi, kurtuluş savaşı tarihi böyle panorama gibi anlatan kişilerden biridir o da Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Yakup Kadri kiralık kan... Bir yanlış yazdım. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu yazacaktım. Bir anda heyecanlandım. Çünkü niye? Ee, Naim Efendi Seniha diye karakterleri geliyor aklıma. Çok güzel romanlar. Bunları okuyun arkadaşlar. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu. Ha. Yakup Kadri Milli Edebiyat döneminde yazdığı bu roman yazarın ilk romanıdır. Naim Efendi ve Seniha arasındaki Naim Efendi ve Seniha arasındaki kuşak çatışması anlaşılır. Eylül'e baktığımızda tabii ki yine Servet-i Fünun dönemi romanıdır. Servet-i Fünun dönemi romanıdır. Burada arkadaşlar yazarımız Mehmet Rauf'tur ve bu eser edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman kabul edilir. Burada da Suat ve Süreyya ve Necip vardır. Suat kızdır, Süreyya erkektir. Necip de erkektir arkadaşlar. Hocam niye böyle cinsiyetlerini söylüyorsunuz? Çünkü günümüzde artık Süreyya kız oluyor. Suatlar erkek oluyor. Burada bir yasak aşk konusu vardır arkadaşlar. Ve yasak aşkın sonunda anlaşılmasın diye Söylemeyeyim ki okuyun bakalım neyse. Psikolojik tahlillerin yüklü olduğu bir romandır. Türk'ün Ateşle İmtihanı gördüğünüz gibi Kurtuluş Savaşı'ndan bahseden milli edebiyat dönemi romanıdır. Ve kadın kahramanları yücelten Halide Edip Adıvar tarafından yazılmış değerli bir Kurtuluş Savaşı romanıdır arkadaşlar. Geldik buraya. Aşağıda verilen doğal destanların hangi uluslara ait olduğunu belirtiniz demiş. Şimdi Ramayana arkadaşlar Hint ulusuna aittir. Kalevela Finlilere aittir. Nibelungen anladığınız gibi Almanlara aittir. Şehname İranlara aittir. Hatta Şehname Firdevsi tarafından düzenlenmiştir. Şehname'de bizim destanlarımızdan Alper Tunga'nın e, ismi Afrasyap diye geçer. Igor da yine anladığınız gibi Rus destanıdır. Geldik buraya. Ateşten Gömlek adlı romanın Milli Edebiyat dönemine ait olduğunu bu parçadan gerekçeler örnekler sunarak açıklayınız demiş. Bakalım. Salime Hanım parlak gözleriyle hala hepimizin başının üstüne bakarak Monşer Cemal Bey dedi. Burada mühim bir İngiliz muhabiri var. Memleketimiz hakkında malumat topluyor. Biz kendisine artık ittihatçı kalmadığını, herkesin İngiliz dostu olduğunu ve İzmir işgalinin aramıza yaptığı fena tesiri anlatıyoruz. Hatta İzmir'de Yunanlar tarafından kocası çocuğu öldürülmüş, kendi yaralanmış kibar bir kadının burada bulunduğunu söyledik. Burada toplanacağız. Ayşe Hanım ona gördüklerini anlatacak. Şimdi burada arkadaşlar romanda Milli Mücadele yılları konu edilmiş. Ayrıca sade anlaşılır bir dil kullanılmış ve bu roman net bir şekilde Milli devlet Dönemi'ne ait. Bu nereden aldı bak. İngiliz muhabiri diyor. Aynı zamanda malumat topluyordu. diyor. İttihatçı kalmadı. Herkes İngiliz dostu diyor. İzmir işgalinin aramızda yaptığı fena tesir. Yunanların işgali. Bunların her biri bize Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor. O zaman içerik Kurtuluş Savaşı olduğu için içerik Kurtuluş Savaşı, milli mücadele, milli mücadele, Üslubu nasıl peki? Üsluba baktığımızda sade, pırıl pırıl bir Türkçe. Pırıl pırıl bir Türkçe. Sade bir dil var. Yani anlaşılır bir dil var. Türkçe virgül anlaşılır bir dil. Yani milli bir açıların biliyorsunuz yeni lisan diye bir hareket başlatıyorlar. Böyle İslam Türkçesini kullanıyorlar. Bu yüzden milli devlet dönemine ait olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademi'de tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de tat uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter o da mümkün. Onun için de yine Tats uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsiniz. O zaman hepinize iyi dersler. Geldik MEP örnek yazılı sorusu benzerine. Aşağıda Namık Kemal'in intiba romanından bir parça verilmiştir. Bu parça romantizm akımının özelliklerinden ikisini parçadan örnek vererek yazınız diyor. Bak romantizm akımını bileceğiz ardından da ardından da romantizm akımını bildiğimiz gibi bu akımın özelliğinin buraya yansımasını bulacağız. Şimdi esas romantizm akımının özelliğini bir, birkaç soru önce de söylemiştim. Neydi? Yazar duygular esere katıyordu. İyiler kazanım, kötüler kaybediyordu. Ak-kara, iyi-kötü, zengin-fakir, güzel-çirkin çatırması vardır yani. İyiler kazanır, kötüler kaybeder gibi bir şey var. Şimdi, düşüncelerinde ve emellerinde meydana gelen bu değişiklik süratle benliğini kaplıyor, zavallıyı bedenen ve ruhen büyük bir çöküntüye doğru sürüklüyordu. Sinirleri çok bozulmuş, eski uysal tabiatından eser kalmamıştı. Bazen gözleri sabit bir noktaya dikiliyor, dakikalarca dalıp dalıp gidiyordu. İştahsızlıktan ve üst üste gecelerce devam eden uykusuzluktan zayıflamış, yüzü sapsarı olmuş, göz kapaklarını kıpırdatacak hali kalmamıştı diyor. Şimdi birincisi romantizm akımında temelde halkın kullandığı dile esas Parçada geçen iştahsızlıktan ve üst üste gecelere devam eden uykusuzluktan zayıflamış, yüzü sapsarı olmuş, göz kapaklarını kıpırdatacak hali kalmamıştı cümlesi bunun bir örneği niye? Çünkü halkın kullandığı ifadeler var. Aynı zamanda romantizmde akıl sağduyu reddedilip duygu ve hayale değer verilir. Parçada geçen düşüncelerinde ve emellerinde meydana gelen bu değişiklik süratle benliğini kaplıyor diyor ya bakın burada. Zavallıyı bedenen ve ruhen büyük bir çöküntüye doğru sürüklüyordu diyor. Bu cümle duygunun eserek katıldığını. Bu cümle romantik ifadelerin eseri bakın. Romantik deyince sakın ağzında kırmızı bir gül olan siyah gömlekli böyle tango yapan bir adam canlanmasın. Duygusal aşığım seni seviyorum. Bu değil bu romantizm değil. Romantizm esere duygularını katmak. Mesela Namık Kemal vatan şairidir. Vatanı sevdiğini söyler. Bu da romantikliktir. Yani vatanımı seviyorum. Duygusunu katmış. Şimdi o zaman burada arkadaşlar ben şimdi bu cümlelerin hepsini yazmadan şöyle söyleyeceğim. Şu altını çizdiğim yer bakın. ...iştahsızlıktan ve üst üste gecelerce devam eden uykusuzluktan zayıflamış. Yüzü sapsarı olmuş gözlerini göz kapaklarını kıpırdatacak hali kalmamış diyor ya. Burası arkadaşlar halkın kullandığı ifadeler, halkın kullandığı dil esas alınır romantizmde. Bu da onun örneği bak. Romantizmin özelliği. Romantizmde böyle bir şey vardır. Ve yine aynı şekilde içeriksel olarak da şunu söyleyelim. İçeriksel olarak şu parantezi kapattıktan sonra şurada diyor ki bak düşüncelerinde ve emellerinde bak düşünce duygu yani emellerinde duygu meydana gelen bu değişiklik süratle benliğini kaplıyor zavallı bedenen ve ruhen ruhu büyük bir çöküntüye doğru sürgülüyor diyor. Burası arkadaşlar maviyle yazdım. Bu yer ise tabii ki duygu ve hayale değer verilir. Çünkü romantizmde arkadaşlar kesinlikle akıl ve sağduyu reddedilir. İnsan duygulardan ibarettir denilir. Romantik yani. İyiler kazanır, kötüler kaybeder, yazar duygularını katar. Burada duygu kelimelerinden dolayı burada da romantizmin bir özelliğini yazarak sonra da bu cümleleri yazmanız gerekiyor. Ben şimdi yazmadım çünkü vakit kaybetmek istemiyorum. Zamanınız değerli. Geldik buraya. Map örnek yazılı sorusu benzeri demiş. Bu cümlenin anlamına yapısına yüklemin yerine ve türüne göre çeşitini aşağıdaki ilgili boşluklara yazınız demiş. Bunu zaten az önce öğrenmiştik hemen yapalım bakalım. Nasıl olacak? Şimdi anlamına göre cümlelerde mavi ile çizelim. Olumlu olabiliyordu. Olumsuz olabiliyordu soru olabiliyordu ya da ünlem cümlesi olabiliyordu. Bu tarihi şehrin her bir sokağında yüzlerce yıl öncesinden sizlere seslenen değişik yapılar görürsünüz diyor. Görürsünüz dediği için arkadaşlar bu cümle olumlu bir cümledir. Olumlu cümle. Neden? Çünkü görürsünüz demiş. Bu kadar basit. Devam ediyorum. Hemen başka bir renge geçiyorum. Yapısına göre cümle demiş. Yapısına göre cümlelerde arkadaşlar ya basit cümle oluyordu ya birleşik cümle oluyordu ya sıralı ya da bağlı. Bunun mantığı neydi? Hemen burada göstermek istiyorum. Basit cümle ise arkadaşlar sadece bir yüklem oluyordu. Fiilimsi olmuyordu. Birleşik cümle ise bir yüklem oluyordu ama aynı zamanda bir yan cümle oluşuyordu. Yani fiilimsi oluşuyordu. Sıralı cümle ise birden fazla yüklem vardı. Bağlı cümlede ise bağlaç vardı ve yine birden fazla yüklem vardı. Şimdi buraya geri geldik. Buraya baktığımızda bu tarihi şehrin her bir sokağında yüzlerce yıl öncesinden sizlere seslenen değişik yapılar görürsünüz diyor. Yüklemimiz var. Eyvallah. Ama seslenen kelimesi bir yan cümle bir fiilimsi. O yüzden bu yapısına göre birleşik bir cümledir arkadaşlar. Peki yapısına göre birleşik cümle dedik ama birleşik cümlenin çeşidini sorarsa yan cümlesi fiilimsi olursa biz bunlar arkadaşlar girişik birleşik diyoruz. Bakın şöyle yazalım. Girişik birleşik diyoruz. Yan cümlesi çünkü fiilimsi. Yüklemin yerine göreye bakacağız. Hemen burada da başka bir renk kalem alalım. Neye alalım mesela? Yeşil kalem vardı buradan. Yeşil alalım. Burada arkadaşlar yüklemin yerine göre de ise Yüklem sondaysa kurallı diyoruz. Yüklem sonda değil de e, ortalardaysa veya başka bir yerdeyse başlardaysa devrik diyoruz. E, bu cümleye baktığımızda şunları da şöyle bir e, dikdörtgen için alalım. Karışmasın bunlar cevap değil. Heh. Buraya baktığımızda yüklem cümlenin e, sonunda yüklem cümlenin sonundaysa şöyle dikdörtgen için alıyorum. O zaman bu kurallı cümle arkadaşlar. Niye? Yüklem cümlenin sonunda. Bu kadar basit. Yüklemin türüne göre ise bunu da şöyle gösterelim. Yüklemin türüne de, de nasıl yazalım? Siyah değil, turuncuyla yazmak istiyorum. Şimdi yüklemin türüne göre de ise cümle ya fiil cümlesi olur arkadaşlar. Veya isim cümlesi olur. Bu kadar basit. Şimdi bu cümlenin yüklemi nedir? Görürsünüz. Görürsünüz fiil. Nereden biliyorsun hocam? E görürsünüz. Geniş zaman eki almış. Buradan biliyorum. Görürsünüz, görmezseniz ya mame eki alabiliyor. Fiiller olumsuz yapılabilir. Buradan biliyorum. E, türk'üm kardeşim ben ya. Görmek fiil yani. O zaman fiil cümlesi diyorum. Bitti gitti. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi geldik başka bir soruya. Klasizm akımının Türk edebiyatına önde gelen temsilcilerinden ikisini yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar klasizm akımı esasında bizim edebiyatımızda çok fazla sürmeden hemen romantizme geçiyor. Ardından realizm sonra naturalizm gelecek. Ama bizim edebiyatımıza ilklerin insanı olan İbrahim Şinasi daha çok Şinasi diyebilirsiniz siz bunu. İbrahim Şinasi Ruhi Zemin Vatanım Nevi Beşer milletim yani tüm dünya benim vatanım işte tüm e, insanlıkta benim milletim diyerek klasisizmi evrenselliği savunmuştur. Hatta Şinasi Lafonten'den bazı e, şiir tercümeleri de yapmıştır. Dolayısıyla İbrahim Şinasi tam bir klasiktir. Yine aynı şekilde Bursa valisi olduğu dönemlerde tiyatrolara çok büyük katkılar gösteren Ahmet Vefik Paşa da yerden yaptığı çeviriler nedeniyle edebiyatımıza klasizmin... temsilcileri kabul edilir. Bu adam La Fontaine'den tercümeler yapıyor. La Fontaine diye yazalım. Bu adam da komedinin üstadlarından bir olan Molière'den e, komedileri Osmanlı yaşamına adapt etmiştir. Geldik başka bir soruya. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir demiş. Sertifinon Edebiyatı'nın roman ve hikaye türünde en başarılı yazarıdır. Tamam. O zaman Ahmet Bülsü Efendi ve Recaiz Adem eleyelim. Niye? Bununla eleyelim. Bu milli edebiyatçı, bu ikisi de tanzimatçı. Eserlerinde realizm akımının etkisi görülen yazar sanat için sanat ilkesini benimsemiştir. Zaten bütün sert oyuncular böyle. Ruh çözümlemelerine önem vermiş. Kahramanlarına ait oldukları sosyal çevreye uygun yazmıştır. Bak bu da önemli. Ama ikisi de var. İkisinde de var. A ve C'de de var. Zaten Memetrov Rauf Halizyan yoldan gidecek yani. Neyse. Modern Türk romanının kurucularından sayılan sanatçı. Ha bak modern Türk romanının kurucusuymuş. Ve batılı tekniklere uygun ilk romanları da o yazmış. Yani Mai ve Siyahı yani Aşkı Memnu'yu o yazmış. O zaman cevabımız Halil Ziya Uşaklıgil olacak arkadaşlar. Geldik başka bir soruya. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal destanlardan biri değildir demiş. Doğal destanlar sözlü gelenek içinde oluşmuş ve bir ozan tarafından derlenerek yazı aktarılmış destanlardır. Doğuş, yayılma ve derleme olmak üzere üç aşamada oluşan bu destanların asıl sahibi halktır. Yani bir olay yaşanıyor mesela Oğuz Kağan'ı yazmamışız. Oğuz Kağan mesela bir doğal destandır. Normalde Hunlar diye bir millet var. Bizim e, milletimiz. Hunların Metehan diye bir hükümdarı var. Metehan'ın kahramanlıkları ağızdan ağza yayılıyor, yayılıyor, yayılıyor. Sonra biri onu yazıya geçiriyor. Ve Oğuz Kağan destanı oluyor. Şimdi Saltuk Buğra Han destanı da aynı şekilde. Danişment Gazi destanı da aynı şekilde. Bunlar hep doğal destan. Cengiz Han destanı, Körol destanı bunlar hep halkın arasında yayla 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 günümüze gelmiş. Ama Genç Osman destanının yazarı kayıkçı Kul Mustafa diye bir şahıstır. Dolayısıyla Kayıkçı Kul Mustafa'nın yazdığı bu eser doğal değil, yapay, yapma destana girer. O yüzden cevabımız Cihan Seçeni. Şimdi arkadaşlar, bütün bu anlattıklarımızla alakalı yazılı notlarımızda sizler için efsanevi özetler çıkardık. Bunları mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz. Bakın, Türk Edebiyatı 2. dönem 2. yazılı. Sayfa 22'den başlıyor. Türk tiyatrosunu sizlere güzel güzel anlatıyoruz. Sonrasında anı, sonrasında haber metni, sonrasında diğer gezi yazısı. Bunların her biri var. Ö öncesinde de Orta oyunu Medda Karagöz'ü anlatıyoruz. Cümle çeşitleri burada yine var aynı şekilde. Milli Devlet Dönemi, Servet Dönemi, Tanzimat Dönemi romanları, detayları, ilkleri her şeyle burada her biri var arkadaşlar. Aynı zamanda 10. sınıf yazılı denemelerinde de mutlaka şu sayfaları çözmenizi istiyorum. Nedir o sayfalar? Sayfa 67'den 68'de mesela demiş ki yüklemin türüne ve yapısına göre irdeleyiniz demiş. Bu tam bir map örnek yazılı sorusunun benzeri. Biz bu kitaptaki birçok soruyu map kazanımlarına uygun bir şekilde ve yayınlanan örnek sorulara göre hazırladık. Lütfen sizler de burada sayfa bir oraya kadar çözün. Ardından da inşallah en yüksek notlar alın. Burada tabii takıldığınız soru olabilir. Karakodu okutarak direkt cevapları yazmanız en doğrusu olur. Veyahut da cevap anahtarına bakıp yazmanız en doğrusu olur. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın. Hepinize şimdiden başarılı yolculuğunuzda kolay gelsin diyoruz. Bu arada bir haberle bitirmek istiyorum. 10'dan 11'e geçerken arkadaşlar yazın sizlere mükemmel bir kamp hazırlayacağız. Onun hatta 10'dan 11 hazırlık seti de gelecek. Şimdi burada reklam olmasın ama 10'dan 11 hazırlık kampına da mutlaka katılın. Çünkü üniversite sınavında 9-10 TYT demek, 11-12 AYT demek. 11-12'deki bilgileri daha iyi anlayabilmeniz için 9-10'u tamamlayarak geçmeniz lazım. İşte 10'dan 11 hazırlık setimizde ve 10'dan 11 hazırlık kampımızda... 11. sınıfta göreceğiniz konuların 9. ve 10.'daki karşılığını tekrar ediyoruz. Bu kampta da inşallah görüşmek üzere diyoruz. Hepinize şimdiden yazılarınızda başarılar.